yapacağım ama bir espriyle başlamak istiyorum. Bugün günümün tamamı partide geçti. Televizyonda da gördüğünüz gibi Muharrem İnce'nin yine miting alanlarında dikkatimi çeken bir konu oldu. Yani Türkiye'de iki şeyin önüne geçilemiyor. Bir, doların yükselişini, iki de Muharrem İnce'nin çıtanın yükselişini hiç kimse engelleyemiyor. Vallahi ben diyorum ki 24 Haziran'da demokrasi kazanacak, 25 Haziran sabahı da Türkiye'de yeni bir güneş doğacak. Bu güneşin doğmasıyla birlikte ekranda izlediğimiz Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanı olduktan sonra biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar olacağımıza inanıyoruz. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok değerli vekil adaylarımız burada. Bununla ilgili İl Başkanı da muhtemelen bir şeyler söyleyecek. İl Başkanı. Bu arada beklenti senden aldık artık. Az önce haber geldi. Kendi ilçe başkanımız. Değerli öğretmenim, belediye başkanım, değerli ilçe başkanım. Yani aldığım bir kararı kalsın. İlçe örgütümüz kararı almıştı. Üstüler yılda geldi. Ben daha önce Bülent Bey'le görüştüm. Yani Emrah'a yolladık. Merkez ilçede de bir eksikliğimiz vardı. İşte beraber alınan kararları örgütümüz. Kararını aldık, yolladık. Zaten herhangi bir sıkıntı yoktu. Onlar da dün ne olacak diye dedi, ben size haberle geleceğim diye. Az önce Bülent Tezcan'la görüştüm. Bülent Bey'in herkese selamı var. Senden vekalet aldık abi. Evet, ben 15 yıl önce dün güzel bir toplantı yaptık. Artık bu sabah itibariyle Meriç'te başladık. Çok güzel bir heyecan var. Yani Meriç'te pazarına çıkıp partide de öyle. Kimsel de buna keser. Zaten yani artık hakikaten koridorlar falan almıyor. En azından yani burası çok kalabalık da inanın buna yakın bir kalabalık var Deniz'de. Yani gerçekten insanlar anlıyor. Şimdi Muharrem İnce karşıda konuşurken buradan konuşmak da zor. Seçim startını verdik. Üzerimizdeki büyük ağır 158 bir Türkiye birinciliği var. Aynısıyla bu örgüt her şeyi başaracak. Ben dört adayımıza da zaten hepimizin bildiği insanlar. Sonuna kadar güveniyoruz. Biz bu programımızı yaptık, hazırlıklarımızı yaptık. Başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın büyük desteğiyle olmazsa olmazlarımız. Onlara da tekrar Mehmet Başkanım'a da Mehmet Başkanım'a da Recep Başkanım'a teşekkür ediyorum. Ben hayırlı olsun diliyorum ve adaylarımızla, vekillerimizle, dört vekilimizle sizi baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben sırasıyla adaylarımızı tanıtmak istiyorum size. Birinci sıra adayımız Okan Kaytancıoğlu. İkinci sıra adayımız vekilimiz Erdoğan Kılıç. Üçüncü sıra adayımız Uzun Köprü'den Yakup Atalay. Dördüncü sıra adayımız sevgili başkanım Erdoğan Gümüş. Herkesin almış olduğu karar doğrultusunda bu dört arkadaşlarımızla seçim startını verdik. Meriç tamam, İmsala tamam, Uzun Köprü tamam dediğine göre biz kesin olarak da tamam diyor muyuz? Tamam! Okan Kaytancı alıyor. Evet. Çok değerli İl Başkanım. İlçe Başkanım ama kaç dakika önceyim. Çok değerli vekil arkadaşlarım, Sefer Hanım, Belediye Başkanım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, çok büyük bir aileyiz. Örgüt olarak çok güçlüyüz ve ben inanıyorum 24 Haziran'dan sonra çok daha güçlü olacağız. Çünkü ülkeyi biz yöneteceğiz. Buna inanın adım kadar eminim. Yaklaşık 35 gündür sizlerden ayrıyız. Biliyorsunuz bizim bir maceramız oldu. Bir gittik geldik. İnanın çok zordu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak. Bunu söylemek istiyorum. 19 gün bir vicdan azabı değil de hem görevini yapmanın mutluluğu hem de yardan ayrı kalmanın yani karşıya gidemiyorsunuz, odanızdan çıkamıyorsunuz. Çok zordu grup toplantılarına katılamamak, partinin etkinliklerine katılamamak. Ama partimiz gücünü gösterdi. Cumhuriyeti nasıl kurduysa, devrimleri nasıl oturttuysa, bu ülkede laikliği, demokrasiyi nasıl düzene soktuysa, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşen görevi verdi ve bizleri 15 milletvekilini bir süre gelin göndererek
demokrasiyi işlettiler, İYİ Parti'yi de seçime soktular. Ardından biliyorsunuz AKP'nin kurnazlık yaparak getirdiği ittifak yasasını biz kendi lehimize getirdik. Yani biliyorsunuz onlar adına Cumhur İttifakı dediler. Biz de 4 siyasi partiyle beraber Millet İttifakı oluşturduk. Onlara sorduk. Demokrasiyi istiyor musunuz? Bu ülkenin tek başına idare edilmesini istiyor musunuz? Bu ülkenin özgür, bağımsız, barış içerisinde yaşamasını istiyor musunuz? Demokratik parlamenter sistemden yana mısınız? Evet diyenler bizim yanımıza geldiler. Biliyorsunuz İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte Millet İttifakı'nı oluşturduk ve bunun avantajı şu: onlar düşük oylar da alsalar mecliste temsil edilecekler ama aldıkları oylardan AKP fazla yararlanamayacak. En fazla yararlanan Cumhuriyet Halk Partisi. Yani şöyle söyleyelim, Karaman'da bizim hiç milletvekilimiz yok ama Karaman'da bundan sonra bir tane milletvekilimiz olacak. Niye? Bizim oylarımız bir milletvekili çıkarmaya yetmiyordu ama Saadet'ten gelen İttifak'tan gelen oylarla biz böyle vekil sayımızı arttıracağız ve mecliste 24 Haziran akşamı inanıyorum 320-330 civarında milletvekilimiz olacak ve çoğunluğu alacağız. Ve partimizin son hamlesi de karşımızda gördüğümüz Sayın Muharrem İnceoğlu. Örgütten gelen, gençlik kollarından gelen, il başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, grup başkan vekilliği yapmış bir lider kişiliği halkın önüne, kamuoyunun önüne çıkardı ve benim cumhurbaşkanım. Sadece benim cumhurbaşkanım değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak içine sinecek bilgili, donanımlı, kavgacı yerine geldiğince doğruları söyleyen bir cumhurbaşkanı oldu ve inanın meydanları taşıyor. Yani hiçbir taşıma yapılmıyor ama meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi rüzgarı esiyor, Muharrem İnce rüzgarı esiyor. Hiçbir şekilde CHP'nin adını anmadan olması gereken demokrasiyi anlatıyor Türkiye'de. Nasıl Türkiye'nin üreten bir ülke olacağını anlatıyor ve insanlar da artık diyor. Evet, artık bunu alıyoruz. Mesela bitti. Yeni bir dönem başladı. 24 Haziran'da hep birlikte bu örgüt güçlü bir örgüt. %54'ten %58'e çıkarmış, gücünü göstermiş, zor zamanlarda bir araya gelmesini bilmiş, içindeki her şeyi bir kenara bırakarak partisinin başarısı için mücadele etmiş bir örgüt. Şimdi bu örgüt ülkesini kurtaracak. 24 Haziran akşamı bizleri parlamentoya göndermeyecek. 4 vekilin de ben gireceğine inanıyorum. Çok çalışacağız. İmza alırsanız en çok çalışmak ben yapıyorum. Yani benim sıra yatar derler, hiç öyle bir şey yok. Hiç yapmaz. Hep beraber aşırı derecede çalışarak 4 milletvekili çoğunluk alarak orada meclis belki bir sene, iki sene ciddi anlamda çalışmayacak. Çünkü bütün yasalar Cumhurbaşkanı tarafından ve onun bakanları tarafından çıkartılacak ama biz demokratik parlamenter sisteme inandığımız için süratle demokrasiye geçeceğiz. Ama bir geçiş süresi olacak. Bu geçiş süresinde onlar çıkardıkları yasanın içine boğulacaklar. Niye? Çünkü onlar şunu düşünmüşlerdi. %50'yi alırız, parlamentoyu kapatırız. Çünkü biliyorsunuz 16 Nisan'daki referandumda bu vardı. Parlamentoyu kapatma yetkileri vardı. Parlamentoyu kapatırız, sarayda yasaları çıkartırız. Parlamento gittikten sonra hukuku kendimize göre dizayn ederiz. Bütçeyi ben yaparım. Tek adam bunları düşünmüştü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kapatırım diye düşünmüştü. Ama bunun tam tersi olacak. Ve biz süratle Türkiye'yi Cumhuriyet'in o kurucu ayarlarına, liyakatin üstün olduğu ayarlara yeniden döndüreceğiz. Çok çalışacağız. Partimiz seçimlere hazır mıydı, değil miydi gibi bir takım söylentiler var. Partimiz diğer siyasi partilerin hepsinden çok seçimlere hazırdı arkadaşlar. Bunu bilin. Niye? Biz böyle bir erken seçim olacağını az çok öngörüyorduk.
ve ciddi anlamda çalışmalara başlamıştık. Bir tarafta eğitim grubu, bir tarafta sağlık grubu, bir tarafta ekonomi grubu, bir tarafta dış politika, işte tarım vesaire, hepsi birlikte hazırlığımızı yapmıştık. Sonra rötuşları bırakmıştık. Erken seçim, baskın seçim kararı alınca o son rötuşları süratle tamamladık. Hatta sizlere de bazı ana başlıklarını açıklamıştık. Bazılarında elimize diye gittik. Örneğin işte mazot fiyatı 2,5 lira demiştik ama dolardaki bu artıştan dolayı 3 lira yapmak zorunda kaldık. Bunlar süratle sizlere gelecek. Partimizin politikalarını hep birlikte anlatacağız arkadaşlar. Sizlerden ricam, temel politikalarımızı, her alandaki politikalarımızı bunu bilmeyen partili partisiz herkese anlatmanız. Örneğin asgari ücretin 2200 lira olması net. Bu son derece önemli. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa 7 Haziran'da 1500 lirayı söyledi. AKP yapamazsınız dedi. Sonra kendileri yapmak zorunda kaldılar. Artık 1500 lira çıkartamadılar. Şimdi biz 2200 lira diyoruz. Yani Türkiye'de en düşük maaş alan bir işçi 2200 liralık gelire kavuşacak. Bu gelirle bir yaşam kurmaya çalışacak. Bunu herkese anlatmak zorundayız. Niye bu parayı veriyoruz? Bu parayı esnaf için veriyoruz. İşçi için, çiftçi için, ekonomi için. Harcamayı yapsınlar, bakkalda alışveriş yapsınlar. Devlet tekrar buradan vergi alarak ekonominin çarklarını çevirsin. Bakın biz rantiye kesimine vermiyoruz. Kime veriyoruz? İşçiye veriyoruz. Biz çiftçiye veriyoruz. Neyi veriyoruz? Aldığı desteğin iki katını. Niye veriyoruz çiftçiye? Çiftçi harcama yapsın. Esnaftan alışveriş yapsın. Esnafın durumu kötü. Esnaftaki bu stagnasyon ekonomiye çarpsın, yesin. Peki biz çiftçiye vermeyebilirdik AKP gibi. 3 tane ithalatçıya verebilirdik değil mi? Al kardeşim sen bana 1,5 milyar dolarlık buğday getir. Sen bana 100 bin tane büyük baş hayvan getir. Sen bana 200 bin tane küçük baş hayvan getir. Bu rantların hepsi kesilecek arkadaşlar. Şeker fabrikalarının hepsini geri alacağız. Bunu seçim bildirgemize koyduk. Özelleştirme sürecini durduracağız. Emekliye 2 maaş tam ikramiye vereceğiz. Niye veriyoruz emekliye? Aynı mantık. Çalışsın. Kim çalışsın? Ekonomi çalışsın. Emekli çalışmasın. Emekli işine baksın. Bayramda aldığı ikramiyeyle gitsin. Marketten, bakkaldan alışveriş yapsın. Ekonomi canlansın. Türkiye'de ciddi bir işsizlik var arkadaşlar. İşsizliği nasıl çözeceksiniz? Ancak bu şekilde çözebilirsiniz. Yani tercihlerini Cumhuriyet Halk Partisi halktan yana yapacak, Trump'tan yana yapmayacak ve 24 Haziran akşamı da büyük bir çoğunlukla parlamentoya girecek. 24 Haziran akşamı büyük ihtimalle Muharrem İnce böyle giderse, bu rüzgarı yakalarsa belki ilk turda, ama olmazsa 8 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımız olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni artık o yönetecek. Bizler de birer nefer olarak hep yanında olacağız diyorum ve teşekkür ediyorum. Saygı sunuyorum. Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Belediye Başkanım, yine benim acil Belediye Başkanımız var. İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımız, Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız, muhtarları, kadın kolları, gençlik kollarımı gördüm yine içeride. Olmazsa olmazlarınız zaten onlar için. Ve siz değerli yol arkadaşlarım. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede gerçek bir demokrasi dersi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaza girecek konuda en son İYİ Parti'nin katılamaması düşüncesiyle arkadaşlarımızla 15